Behiye. Necati Bey, ne yapıyorsunuz siz burada? Buranın evdeki en sakin ve kuytu yer olduğunu keşfettim Behiye. Sizi burada görmesinler şimdi. Hatırlatırım. Burası benim evim Behiye. O zaman beni burada görmesinler. Görürlerse ne olur? Yanlış anlarlar. Kim? Annem. Hı. Zaten gözü üzerimde. Üzerimizde yani. Hı. Hı. Necati Bey, yapmayın, yalvarırım. Bizimkisi imkansız bir hikaye. Hemen çok düşündüm. Hata yapıyoruz. Romeo ile Juliet'i neden hala konuşuyoruz biliyor musun Behiye? Çünkü o imkansız bir aşk hikayesiydi. Yani eğer Romeo ile Juliet evlenseydi, hatta bir de çocukları olsaydı, çoktan unutulup gideceklerdi. Hatta belki boşanmış bile olabilirlerdi. Ondan sonra zaten nafaka, mal paylaşımı, bir sürü rezillik. Necati Bey, hı? Ben imkansız bir aşk istemiyorum. Ben bir yuvam olsun, çocuklarım olsun istiyorum. Ama sana bunları herkes verebilir Behiye. Ben sana gerçek bir şey vaat ediyorum. Kimsenin veremeyeceği bir şey vaat ediyorum. Gerçek aşkı vaat ediyorum. Behiye kızım, nerede kaldın? Geliyorum anne. Ne olsun, kulak gören olayım, sus. Annem duyarsa beni. Aramızdaki bu efendi-köle ilişkisini yakında ortadan kaldıracağım Behiye. Nasıl? Görürsün. Bir delilik yapma, tamam mı lütfen? Ama delilik benim işim Behiye. Hem korkma, bu sefer deliliği ben değil sen yapacaksın. Sadıka. Umarım kızın üzüldüğüne değer.